Alo. Merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kiminle görüşüyorum acaba? Ben Ayşe. Ayşe merhabalar. Bize ne anlatmak eee. istiyordun? Ben 5 yıldır evli bir adamla beraberim ve ondan bir çocuğum var. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden size anlatmak istedim. Teşekkür ederiz. Bundan sonra konuklarımızı izleyicilerle beraber seçmek istiyorum. Çünkü sırada bekleyen çok fazla insan var. Eğer onların önüne Ayşe geçsin evet. istiyorsanız videoyu bin beğeni yaparak ve yorumlarda Ayşe önüne geçsin, Ayşe anlatsın yazarak Ayşe'nin videosunu daha erken sıraya çekebilirsiniz. Şimdiden... Hepinize teşekkürler. Hemen ben diğer videoya geçiyorum. Görüşmek üzere tamam mı? En kısa sürede. Tamam. Hoşçakal. Hoşçakal. Alo. Alo. Merhaba iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Nasıl gidiyor hayat? İyi diyelim iyi olsun. Deyince oluyor mu? Olmuyor ama oldurmaya çalışıyorum diyelim. İyi seni biraz tanıyalım. Tamam. Adım Ebru 21 yaşındayım. İzmirliyim. Neler yapıyorsun? Yani şu aralar pek bir şey yapmıyorum. Yani bir hedefim var yurt dışına gitmek gibi. Onlarla uğraşıyorum vize işlemleri falan. Herkes Herkes aynı. Herkes yurt dışına <laughs> gitmek istiyor. <laughs> ne yapacaksın peki yurt dışına gidip? Çalışacağım. Yani buralarda olmak istemiyorum. Ne iş yapacaksın? Buraya Motorlu mu? Bisikletle gibi. Bisikletle kuryelik yapmak için yurt dışına gitmeye değecek mi? Evet, bence değecek. Biraz macera gibi geldi bana ama sever misin macerayı? Hayır, niye herkes böyle düşünüyor, macera olduğunu düşünüyor? Ama gerçekten macera gibi. İstersen izleyicilere de soralım. Sevgili izleyiciler, arkadaşımızın yaptığı şey bir macera mı yoksa mükemmel bir ideal mi? Yani kısa süreliğine kuryelik yapacağım. Daha sonrasında orada belki çalışırım başka işlerde. Sadece oraya tutunmak için bu işi yapacağım. Mükemmel bir hedef. Yani ben e, ayakta <laughs> alkışlıyorum şu an seni. Ama yani önemli önemli olan insanın idealleri. Senin eğer kafanda bu şekilde bir yol varsa ve bunu çizdiysen bizim sana söyleyebilecek herhangi bir şeyimiz yok. Başarılar diliyorum hayatında inşallah Teşekkür Teşekkür ederim. Peki bunun haricinde eğer gittiğin diyelim neler <laughs> yapmak istiyorsun orada? Nasıl bir hayat kurmak istiyorsun? Orada burada yapamadığım çoğu şeyi yapmak istiyorum. Mesela? Mesela aile evinde yaşadığım için çok fazla ne bileyim gece dışarı çıkamıyorum. En azından orada bir arkadaşlar arkadaş, arkadaş çevrem olursa birlikte gece gece arkadaşımla dışarı çıkmak isterim. Yaşın kaç? Daha sen? 21 yaşındayım. Gece dışarı çıkmak için mi istiyorsun?

Ya hayır öyle değil aslında ama farklı ülkeler görmek istiyorum, farklı kültürler öğrenmek istiyorum. Yani daha çok bunlar. Ya biraz kendi ayaklarım üzerinde durmak istiyorum. Nereye kadar aileyle? Şu an e, izleyicilerin yarısının içinden seni harcarlar yavrum. <laughs> dön dön bu hayalden, dön bu hayalden <laughs> diyordur yani kesin. Ama bilmiyorum hakkın dayarlıs olsun. Çok da fazla evet, gecelere e... çıkma gidersen tamam mı? Tamam. Ama zaten şu an çok kararsızım. Kafam çok karışık. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. E o zaman bu, bu ne yapsam bölümü gibi mi olsa? Öyle mi olacak? <laughs> Anlattıklarım hepsi doğru ve gerçek olacak ama şu an gelecekle ilgili planlarım çok karışık. Hepimizin gelecekle ilgili planları karışık. İnan şu an kendi düzenine oturtmuş insanların bile gelecekle ilgili bütün planları karman çorma. Herkesin kafasında yapmak istediği farklı şeyler var ama farklı şeyler yapıyor. İzleyenlerin de çoğu böyledir diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizin hayatınız istediğiniz gibi mi gidiyor ve hayatınızdan gerçekten zevk alıyor musunuz? Bunu da yorum kısmında yazarsanız hep beraber güzel bir anket yapmış oluruz. Bakalım herkesin hayatı gerçekten istediği gibi gidiyor da acaba bizim kim bir tek böyle yarım ya yamalak bir buradan. Benim çok kötü olduğu kesin. Senin çok kötü olduğu kesin. Bakalım ne evet. kadar kötü? Hazır mısın? Evet hazırım. Ben de hazırım. Büyük ihtimalle tamam. herkes like butonuna basmıştır. Videoyu çoktan beğenmiştir. Hazır ve nazır bir şekilde seni ve beni dinlemeye odaklanmıştır diye düşünüyorum. Hepinizi öpüyorum. İyi ki varsınız videonun arasında gireceğim ve videonun tamam. sonunda altı ile ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim çünkü yorumlarda çok fazla görüyorum. Şimdi uzatmadan hemen başlayalım tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Dört yıl önce bir erkekle tanıştım Instagram üzerinden. O zamanlar sosyal medya kullanmıyordum ve ilk kez sosyal medya kullanmaya başladım. O zamanlar birbirimizden habersiz aynı şehirde yaşıyoruz ama semtlerimiz farklıydı. Ablamın dış çekimi var ve dış çekimindeyken benim fotoğrafıma selam diye yazmış ama ben cevap vermedim. Üç dört gün falan cevap vermedim. Daha sonrasında cevap ver. Verdim. Bir şekilde konuşmaya başladık. 5-6 gün geçtikten sonra buluşmak istediğini söyledi. Ben de kırmadım. Evet olur buluşalım dedim. Buluşmaya gittik. Ve buluşmada elimi tuttu benim. Ve ben çok heyecanlıyım. Daha 17 yaşındayım o zamanlar. Çok heyecanlı olduğum için o benim hakkında değişik düşünmüş sanırım. Pek bilmiyorum arasını. Daha sonrasında benimle sevgili olmaya yolunda ilerlemek istediğini söyledi. Bir ay kadar flört devam ettik. Daha sonrasında biz sevgili olduk. Ve ben o zamanlar 12. sınıf olduğum için derslerime yoğunlaşmam gerekirken yoğunlaşmamıştım. Çok küçük bir puan aldım. Barajı bile geçemedim. Aslında çok başarılı bir öğrenciydim. Çünkü kafam çok dalgındı. Aşık avare gibiydim. Daha sonrasında da üniversiteyi kazanamadığım için tekrar hazırlanma kararı aldım. O okumuyordu. Çalışıyordu bir yerde. Çalışmaya başladıktan sonra sürekli benimle görüşmek istiyordu. Sürekli benimle olmak istediğini söylüyordu. Ben de bunun mümkün olmadığını söylüyordum. Daha sonrasında da şöyle bir karar aldık. İzmir'de çalışmaya karar verdi. Ben de İzmir'de dershaneye giderim. Hem buluşmuş olur hem benim iş çıkışında görürsün gibisinden böyle konuşmuştuk ama tabii istediğimiz gibi olmadı. O İzmir'de çalışmaya başladı. Ben size bir tane ilçesinde çalışmaya başladım. Ve çalıştığımız, onun çalıştığı yerle benim olduğum ilçe bir saatlik uzaklıktaydı. Her gün dershaneden onu görmek için bir saatlik yolu gidiyordum. Sürekli böyleydi. Ve, ve İzmir'le evet, Ve İzmir de köyümün arası çok uzak. iki saat uzaklıkta. Her gün böyle yapıyordum. Dershane bir de bitiyorsa hemen onun yanına, dershaneden çıkar çıkmaz onun yanına gidiyordum. Sürekli gel git gel git sürekli böyle devam ediyordu. En Sonunda böyle olmayacak dedim. Ben onda kalmaya başladım birkaç günlüğüne. Hatta aileme de şey diyordum. Arkadaşımın anneannesinde kalıyorum. Bizimkiler de sorgulamıyordu. ve sürekli yalanlara böyle git gel yapıyordum. Evet yalanlara başlamaya başladım ve çok kötü oldum. Ve bir gün bu yalan patlak verdi hocam tarafından. Hocam bunu anladı çünkü babamı dershaneye çağırmış. Kızınız böyle böyle dersler derslerden hemen girip çıkıyor. Etkilere kalmıyor. Deneme etki notları da kötü. Daha sonrasında da hocayı bir şekilde ikna ettim. Dershaneden çıkınca hastaneye giyordum tedavi görüyordum falan filan diye yalan söyledim artık. Sonra bir şekilde babamı da ikna ettim. Babama söz verdim derslerimi çalışacağımı dair. Derslerim yani denemelerim yükselmeye başlamıştı. Zaten başarılı bir öğrenciydim. Sadece çalışmıyordum. Gel gör ki sınav günü yaklaştı ve sınav gününe girdiğimde sınavım iyi geçti. İyi de bir not almıştım. Sayısalda 250 bine girmiştim ve istediğim yer tutuyordu. Güzel puan. Evet 250 bine girmiştim. Tabii ben yine bir hafızallık yaptım. Onu da dedim ki sen de üniversiteye gir. Üniversite sınavına gir. En azından aynı yerler de okuruz. O da girdi. Tabii onun istediği gibi bir puan almadı. 1 milyonlarda bir sıralama yaptı. 1 milyon 800 binlerde yanlış sondan, hatırlamıyorsam. Sondan birinci oldu. Yani o gibi bir şey. Daha sonrasında dedi ki ben dedi benim puanla hiçbir yere gidemem ama dedi, iki yıllık bir yerlere giderim. Ben de aşçılık okurum bu puanla dedi. Tamam dedim okursun. Ama dedim benim puanınla senin olduğun yer aynı yer değil. Sen ilçede okursun ben merkezde okurum. Yani aynı yere girmemiz imkansız dedim ben. Gel gör aynı yer olmadığı için ben büyük bir fedakarlık yaptım. Bayağı büyük hatta. Gittim iki yıllık bir bölüm seçtim ve hiç Okumayacağım bir bölüm, aşçılık. Onunla aynı bölümü seçtim. Evet, aynı bölümü seçtim ve sadece 5 tane tercih yaptım. Ve 5 tercihinin ilk sıralamasında aşçılık birinci, aşçılık birinci öğretim yazmam gerekirken ikinci öğretim yazdım. S sırf onunku ikinci öğretim tutuyor diye sıralamasına baktığımızda ve benimki tabii ilk sıralamada ki ilk tuttu, onunku tutmadı, onunku mimari-restorasyon tuttu ikinci tercih olarak çıktı. Az ben kalsın, büyük aptal ettim. Yer yetiştiriciliğine kadar gidecekmiş bu olay? <laughs> Daha sonrasında da babam güller tabii öğrendi, ne kazandım falan filan. Ne söylemişimdir? Aşçılık diyemedim tabii ki. Gastronomi kazandım dedim. Büyük de bir yalan ya söyledim. İyi yalancısın <laughs> ha. Ya öyle demeyin gerçekten. Yok yok. Gerçekten öylesin. Hakkını veriyorum yani. O kadar kötü oldu ki. Hayır dedi bir kız başına bunu okuman hiç doğru değil. Bak dedi. Babam bildiğiniz yalvardı. Tekrar denersin, sınava girersin, yaparsın. Tekrar dershaneye yollarım şöyle böyle. Ben dedim olmaz. Yani ben bunu okuyacağım. Daha sonrasında babam asla izin vermedi. 5 kuruş para bile vermedi. Ben onunla birlikte kayıt olmaya gittim. Üniversiteye. Kayıt olmaya gittikten sonra orada bir karar aldık. Dedi ki biz okuyup da ne yapacağız? Okula gittiğimiz yerden kaydımızı yaptırdıktan sonra... ...10 dakika sonra kaydınızı sildirdik. Sonra... E, işte yurt gideriz, yurt dışına gezmeleri yaparız, şöyle yaparız, böyle yaparız diye. Kendimizi avuttuk gibi bir şey oldu. Üniversite de o gün kayıt yaptığımız gün bitti. Daha sonrasında babam beni aradı ve sakın eve gelme. Babam bana bunu dedikten sonra ben tabii çok korktum. Babam beni evlatlarından çekecek falan sandım. Daha sonrasında ben korka korka eve gittim bir şekilde. Üniversite kayıt oldum diyebiliyorlar ama sildirdim bilmiyorlar. Neyse okul açılma zamanı geldi. Eylül'ün 15'i olması lazım. Ben eşyalarımı valizlerimi topladım, o da eşyalarını valizini topladı. Biz gittik üniversite yerine ama orada yaşayacağız sadece. Orada çalışacağız, para kazanacağız. Fikrimizce ee, böyle. Sanırım Hey gidi hey. Hey gidi hey. Daha sonrasında ev falan tuttuk. Bir artı sıfır ev tuttuk. 1500 liraydı her şey dahil. Doğalgazı, gazı, kirası falan. Irtı zırtı her şeysi dahildi. 1500 lira. Benim babam bile asla para vermedi. Tabii annem anne yüreği ya asla parası da yollamayacak. Bana altın verdi. Nasıl 1500 lira ya? Şey 1500 lira. Kira 1500 liraydı her şey dahil. Nasıl bir ile gittiniz? 1500 liraya kira mı var? Aa 4 yıl önce. Ha. 4 yıl önce. O yüzden. O paraları borsaya falan atıyorduk. Daha sonrasında o şekilde bir şekilde parayı katlıyorduk. Biz daha sonrasında yine annem bana veriyordu. Yine veriyordu. İstiyordum ben bir şekilde. Olduğunu biliyorum ya. Böyle büyük büyük altınlar almışımdır. 15 tane falan. Yani şu anki değeri 51 bin falan bir tanesinin. Ne o? Baktan Gramse. Yok Gramse. Aynen. Yani böyle 15 tane falan almışımdır. Neyse biz bir şekilde geçiniyorduk. Daha sonrasında biz yurt dışında falan çıkmaya başladık. Birkaç tane ülkeye gezdik. Toplam 7 tane falan ülke gezmişizdir birlikte. Ama bunları hep kesik kesik yapmıştık. Yani hepsini bir anda yapmadık. Birkaç ay boyunca biz Isparta da yaşadık okuduğumuz şehirde. Daha sonrasında da geri döndük. Sonra diyordum ki okul uzaktan eğitim alındı. Şöyle oldu, böyle oldu diye diye geçiştiriyordum ben bizimkilere. Neyse biz yine bir şekilde evden çıkıp buluşuyorduk. Artık köye bile gelmeye başladı beni görmek için. Daha sonrasında da evden gizlice çıkıp onunla buluşmaya gidiyordum. Yani köy yerinde bir görsel adım çıkar. Çok riskli ve bunu yapıyordum. Her şey rağmen yapıyordum. Artık gözüm kör olmuştu. Bir şey bir kavga ediyoruz. Uçak bileti alıyor. Başka ülkeye gidiyorduk. Böyle 10-15 günlüğüne falan. Aslında. Böyle böyle bizim ilişkilerimiz ilişkimiz devam ediyordu. Bir kavga ediyorduk bir şey yapıyordu. Bana bir, beni bir yerlere götürüyordu. Böyle atlatıyorduk bir kavgalarımızı. Kavga edince tatile mi çıkıyordunuz? Genellikle öyle diyordu, O bir yerleri ayarlıyordu. Güzelmiş. Evet ama şöyle bir şey var. Ama bildiğin ben uyutulmuşum. Yani sadece param yemiş gibi bir şey oldu. Yani çünkü ben her istediğinde götürüyordum bir şekilde. Her istediğinde gidiyordum. Her istediğini yapıyordum. Bu arada sen mesela bu altınları getirirken veya sen yurt dışına çıkarken falan o hiçbir şekilde maddi olarak bir şey koymuyor değil mi? Yok hayır koymuyor. O zaten çalışmıyor çalıştığı bir, e, ilk zamanlar 20 bin TL falan vardı borsaya koymuştu o kadar. Yani öyle para getirmiyordu. Ufak ufak oturmaya başladı bende. Evet daha sonrasında benim sürekli giyimimi daha sonrasında oturmam kalkmam her, şey, her şekilde her şekilde her şeyi karışıyordu. Ailesiyle de tanıştım. Ablasıyla tanıştım. Yani bütün akrabalarıyla tanıştım. Hatta ben aileme kadar tanıştım. O kadar seviyorum ki evlendiricim o kadar inandırdım kendime. O bu çocukla ben evlenirim diyordum. Çünkü her şeyi yaptım ya. Ben hayatımda yapmayacağım şeyleri bununla yaptım. Asla dedim şeyleri bununla yaptım. Bir de ilk sevgilimde çok heyecanlıydım. Çok yeri başkaydı benim için. Gel gör ki bu yıl çok kötü bir şey oldu. Yani oh. çok kötü bir şeyle öğrendim. Ne öğrendin? Beni aldattığını öğrendim. Yani nasıl söyleyeyim? Evet. Pek şaşırmadım diyelim. Nasıl yaptığı önemli ama. Şaşırt beni. Şöyle <laughs> ben ona öyle çok ıskan darlayan bir insan diyeyim. Arkadaşlarım tatile gidiyorum dedi. Tamam dedim. Gidebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Aldattığı kadın 31 yaşındaymış. Büyük bir kadın yani. Oh. 10 yaş büyük bizden. Heh, şimdi başladı evet. Ve ben bunu bir ay sonra öğrendim yakaladım bir ay sonra öğrendim aldattığını. Bir gün birlikte buluştuk, birlikte kaldık. Gecenin birinde mesaj geldi. O uyuyor, ben de kanepenin üzerinde televizyon izliyordum. Sonra baktım Aşko ne yapıyorsun diye bir mesaj. Ve kaydetti şeyde şöyle kaydetmiş. Tuğba abla Polonya danışan diye kaydetmiş. Tuğba abla Polonya danışan diye kaydetmiş. Ben mesajı bir gir. Ondan sonra bütün mesajlar yok zaten. Sonra WhatsApp'a girdikten sonra dedim bu kesin birilerini anlatmıştır. Sonra en yakın arkadaşının mesajlarını okudum. Bir sürü o kadar iğrenç mesajlar var ki. Böyle yazıyor bir sürü yazıyor. Kaydırım kaydırım bitmiyor. Artık midem almadı benim. Başımdan kaynar sular döküldü ama ben orada Allah'tan anlamadım hala. Mesajda mı konuşmuşlar bir şeyleri? Şöyle konuşmuşlar. Kusura bakma Beni azdırıyor. Şöyle kadın, şöyle kadın, şöyle bir kız. Bana videolar atıyor falan diye ama yaptığına dair bir şey yok. Silmiş telefondan. Aynen. Ben daha sonra sinirlenip, sinirlerim hakim olabilir. Uyurken ben bunu tokat at. Bunu bana nasıl yaparsın gibisinden. Biz çok büyük bir kavga ettik. Gecenin dördü oldu zaten saat. Ben bir iki saat zaten kendime gelemedim. Baya şoktaydım. Daha sonra ben buna vurdum. Çünkü dayanamadım artık. Daha sonra beni sakinleştirmeye falan çalışıyor. Böyle ben de çok stresli bir insanımdır. Hani katak bir insanı. Daha sonrasında çok stresli öğrendiğim için direkt bende alerji çıkmaya başladı. Her yerim kıpkırmızı oldu, her yerim kızarıyor. Dayanamadım artık. Ağlıyorum ben hüngür hüngür. Sonra benim bir şekilde sakinleştirdi. Ne okuduysan dedi ben sana her şeyi açıklayacağım, sana yalan söylemeyeceğim falan filan dedi. Tamam dedim bekliyorum. Bana dedi ki ben dedi bunu bir kadın uygulamadan tanıştım ve dedi aramızda hiçbir şey geçmedi. Kadınla asla buluşmadım. Ya yani aramızda düşündüğün gibi bir şey yok. Ben inandım. Yedin mi diyecektim. İnandım deyince bir şey ağzımda kaldı. Böyle kaldım burada. O kadar güveniyordum ki çünkü ben gerçekten ona çok güveniyordum. Yani aşırı güveniyordum. Kendimden bile daha çok güveniyordum ona. Daha daha sonrasında ya ben salak değilim. O bütün mesajların siline göre kadın numarasını aldım ben. Bu dedi ki sen bunu almışsın. Kadın numarasını almışsın dedi. Benim geldi galerimden fotoğrafları falan sildi. Mesajları falan sildi. Rehberimdeki mesajları. Ben salak değilim tabii. Gittim onun notlara kaydetmişim numarasını ayrıyetten de. Sonra birkaç gün sonra benim aklım iyice çelindi. Dedim ki ben onu orada yüzleştirmek istedim. Sen dedi özgüvensiz misin? Dedi, Bana beni suçluyor hala. Özgüvensiz misin? Ne alaka ne yapacaksın? Kadına yüzleşi falan dedi. Ben seni seviyorum gibisinden. Ben hala inanıyorum. Neden ne alaka ne özgüvensizlik falan diyor. Ben kavga Diyor. Neyse ben bunu kadına aradım birkaç gün sonra. Kadın bana öyle şeyler anlattı ki. Böyle ne anlattı? büyük büyük şeyler anlattı. Yani biz dedi yaptık dedi. Seni kandırmış bu çocuk dedi. 20, bana 21 yaşında olduğunu söyleme dedi. dedi O çocuk bana laf attı dedi. Biz birlikte olduk dedi. Daha sonrasında da benimle alakalı bir şeyler anlatmış. Benim kulağımda işitme cihazını olduğuna kadar kadına anlatmış. Biz dedi 3 gün 3 gece sabahladık sahilde falan filan dedi kadın bana. bayağı detaylı detaylı her şeyi anlattı. Videolarını anlattı. Videolar attı bana. Sonrasında kendi evine davet etmiş çocuk o da İstanbul'a davet etmiş kadın bir şekilde ben bunu öğrendim sonra kadın bana şey dedi bir de ablacım dedi benden sana tavsiye sizlerle birlikte olma. Bu sana bir uyarı dedi. Sonra aynen bana böyle dedi. Ben dedim ki artık kıtıra bakmayın. Şey dedim sen yaşından başından utanmadın mı hiç dedim. 21 yaşındaki çocukla birlikte olmayı dedim ben de. Daha sonrasında bana şey dedi. Üste çıkmaya çalıştı. Sen de bulamadığını ben de bulmuştur dedi. Bayağı çirkinleşti olay. Evet bayağı çirkinleşti. Daha sonrasında da ben de kötü şeyler söyledim. Şurada söylemek istemiyorum şimdi. Söylesem yani seyirciler dolayı bilmiyorum. Ben bitlerim gerçi de söyleme boşver. Uğraştırma beni montajda bitlemeyle. <laughs> dedim şeyler işte. Daha sonrasında bittim direkt çocuğu aradım ve dedim ki bu doğru mu? Evet doğru dedi. Eğer doğru değil deseydi ben ona inanmayı devam edecektim. Ya sen de gerçekten var ama sende kapandı. <laughs> gerçekten ve o kadar salak aptal, aşıkmışım ki. Sonra düşündüm düşündüm ben o çocuğu her yerden engelledim. O gün Hı. engelledim ama. İnanacaktım dedim ya. Her yerden engelledim. Daha sonrasında arkadaşım o gün bizde kalıyordu. Arkadaşımla ulaşmaya çalışıyor. 15-20, 15 ya da 20 kez aramış olması lazım. Hiçbirini açmadım. Ben bu şekilde bitirdim ama benim onda yüklü bir miktarda bir param yüklü bir miktarda ona bir yatırım var. Ona aldığı telefona kadar, altındaki arabaya kadar bana ait. Öyle Aramada söyleyeyim mı size. Aldı. Yani birlikte aldık. Öyle diyeyim. Ne kadar para gitmiştir peki toplam? Bir milyon falan. Of. Bir milyonunu verdin ha? Aynen. Gerçekten işler acısı biliyor musun? Bir de <laughs> evet. nerede takılı kaldım bilmiyorum benimle aynı yere takılan biri var mı şu an videoyu izlerken eğer e, buraya takılan varsa lütfen yorumlara yazsın. Bir erkeğin bir kadınla sevgili olduktan sonra o kadını başka biriyle aldattığında o sevgili olduğu eski sevgilisini veya o an hayatında olan kişiyi aldattığı kadına öyle bir anlatıyor ki öbür kadının ya, kulağındaki işitme cihazını neden söylersin ya da bir yerindeki donunun rengini söylemenin nasıl bir mantığı var yani bu kadar neden açıklama gereği duyarsın kendine neden bu kadar her şeyi ortaya dökersin bunu anlamıyorum yani eski ilişkin bile olsa bunu onu anlatmanın karşı tarafa bu şekilde yansıtmanın mantığı ne yani? Ben onunla gerçekten mutsuzdum ama sen mükemmel bir kadınsının göstergesi mi bu? Anlamıyorum yani neden bunu yaptıklarını ama bu çok ucuzca bir hareket değil mi? Mesela senin kullandık işitme cihazını kalkıp o kadına söylemesinin ne manası var yani? Aynen ve aldattığı günde biz o kadar iyiydik ki ve bana şey demişti. Biz de şu an sahildeyiz, içiyoruz, müsait değilim. Tamam dedim ben de müsait değilsen daha sonra konuşuruz ve bana şey dedi. Anlayışın için teşekkür ederim sevgilim. Yes, ve o gün de. beni aldı Atıyormuş. Burada sen ne kadar iyi olduğunu hiç yani. dünyanın en güzel kadını bile aldatıldı. Dünyanın en iyi insanı da aldatıldı. Onun için herhangi bir kıstas, herhangi bir kriter fark etmiyor ki. Sen ne olursan o sonuçta karşındaki insan neyse o şekilde davranmaya devam edecek. O olmaya devam edecek. Senin güzelliğin, senin iyi niyetin, senin ona yaptığın fedakarlıktan hiçbir onun karakterini değiştirmeyecek. Bunlar için bir hmm. ödül almayacaksın. Ancak bundan anlayacak biriyle olursan bunun ödülünü alırsın. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok safsın ve seni yerler yani. Seni yurt dışında yerler. Pişman neden? Şu an gözüm açtı öyle diyeyim. Öyle Maymun gözünü açtı. Eğer buna inanıyorsan süper. Ama Evet biraz... şu an tedavi de görüyorum zaten. Sorun hmm. yok. Tedavi de görüyorsun. Evet. Oraya kadar geldi iş yani. Evet ben artık aynaları bile küstüm gerçekten. Çünkü artık yüzümde falan o kadar çok sivilce var ki. Artık psikolojim alt üst olduğunun yüzünden çok... Kötüyüm. Ya sana şöyle bir şey söyleyeyim. Aldatıldığın zaman evet kendini değersiz hissedebilirsin. Kötü bir halde hissedebilirsin. Strese girebilirsin. Ama bunların hiçbirinin seninle alakalı olmadığını anlaman lazım. Eğer evet benimle alakalı zaten değil. Yavaş yavaş kendini terapi etmiş tedavi etmiş olursun. Terapilerin de senin için çok büyük bir yararı var. E... Tabii ki de destek alman çok önemli. Ama inan olayın seninle hiçbir alakası yok. Sen e şöyle... gerçekten ne kadar iyi olursan ol. Dediğim gibi karşındaki insanla alakalı bu. Evet herkes kendi yakışanı yaparmış. Demek ki kendi yakışanı yaptı o Aynen öyle bak çok güzel söyledin. Herkes kendine yakışanı yapar. Evet. Bize veya izleyicilere söylemek istediğim bir şey var mı? Ya bu kadar bölüm kadar saf olmayın. Bunu demek istiyorum. Bir de çok sevdiğiniz sandığınız kişiden bir anda dünyanın başına yıkılabiliyor. Ben bunu anladım. Bir de her şeyinizi o kadar fedakar etmeyin. Her şeyinizi yani. yani Sevgi çok saf ve temiz bir şey. Evet. Ama bir sınırı olmalı gerçekten. Benim ilk sevgimdi ve çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Ama büyük yaralar ve izler bıraktı bende. İlk sevgililer genelde büyük yara açarlar. Çünkü sen nasıl seveceğini, nasıl davranacağını bilmediğin için biraz fazla kaptırabilirsin kendini ama işte insan zamanla ve kazık yiye yiye zamanında kazık yiye yiye neyi ne zaman yapması gerektiğini, ne zaman daha fazla değer vermesi gerektiğini, neyi nerede yapacağını kısa ve net bir şekilde çok daha iyi anlıyor. Bunu bu şekilde tecrübe 1 milyon karşılığında tecrübe etmiş olman çok kötü. Ama sonuçta evet. hayat bu. Daha kötü şeylerle de sonuçlanabilirdi. İnşallah bundan sonra bir dahaki diğer ilişkilerinde bu şekilde şeyler yaşamazsın. Şöyle yeni bir ilişki başlayabileceğimi hiç düşünmüyorum. Açıkçası erkek sinek bile görmek istemiyorum. Ya bu tabii ki de o anın verdiği bir tahribat şu an. 1 milyonluk bir kaybınla beraber Hı. Uzun süre birine hissettiğin sevgi, saygı, kendini içe sayman, ailene yalan söylemen, kendinden verdiğin fedakarlıklar hepsini bir anda aldatılmayla kaybetmek evet, için. Evet ama evet ama şu an o kadar çok pişman ki şu an yani köpek gibi pişman diyebilirim. O kadar çok sürünüyor ki barışmak için ben hiçbir şey söylemedim artık bitti bittiğini söylemem ama hala devam ediyor. Bir gün o da bittiğini anlar. Eğer sen gerçekten içinde bitirdiysen ve bu şeye devam etmek istemiyorsan hayatına yeni bir yön, yeni bir yol çizmen gerekiyor. Bir şeyler yapmak çıkman lazım ki geçmişte bu kaybını bir şekilde kendini mutlu ederek bu stresli günlerini aşarak güzel bir şekilde planlayıp böyle kat 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 çıkman lazım Eğer evet. ona geri dönersen az çok olacak şeyler belli evet. ee, Tabii ki de ha karar senin hayatı mahvetmek istiyorum artık İstediğin gibi yapabilirsin İnşa etmek senin elinde Evet. Kimse senin alçını karıştırmayacak kimse sana beton dökmeyecek kimse senin tuğlanı taşımayacak hepsini teker teker Sen taşıyacaksın karacaksın, harç edeceksin bir şekilde onları tuğla Kulaları üst üste koyacaksın ve kendine bir duvar öreceksin. Bu duvarı Baba. nasıl örersen ev o kadar sağlam olacak. İşte kendi evini Aynen. sağlamlaştırmak, içinde yaşayacağın yuvayı kurmak senin elinde. O yuvaya sokacağın evet. insana da dikkat etmen lazım. Çünkü ne kadar uğraşırsan uğraş işte kendin de gördün. Hiçbir işe yaramaz bazen yanlış insanla olduğun zaman. Evet. Keşke böyle olmasaydı. Evet olmasaydı keşke ama artık oldu. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Umarım. Bize katıldığın için, konuk olduğun için ve bu şekilde bizimle yaşadığın bu acı tecrübeyi paylaştığın için sana çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ben videoyu kapattıktan sonra birkaç altı ile ilgili bir şeyler söylemem lazım. Onları söyleyeceğim. Seni üç evetle uğurluyorum. Kendine çok iyi bak. Telefon numaramız sende var. İstediğin zaman sıkılırsan, üzülürsen ya da bir şey sormak istersen arayabilirsin. Dikkat et kendine. Öpüyorum seni. Tamamdır. Instagram'dan aslında altı ile ilgili ufak bir açıklama yapmıştım ama burada bizi Instagram'dan takip etmeyenler için de bir açıklama yapmak istiyorum. Ben yorumlarda da birkaç kere yazdım bunu ama evet yorumlarda da denk gelmemiş olabilirsiniz. Biz bundan 5-6 ay önce annemizi kaybettik. Bu süreç bizim için gerçekten çok ağır ve zorlayıcı geçti. Tekrardan kendimizi toplayabilmemiz ve işlerimize devam edebilmemiz için bir süre ihtiyacımız vardı. Bu süreyi aştığımı düşündükten sonra da video çekmeye başladım. Bunları düzenli bir şekilde yapmaya devam edip bu zorlu süreçleri hep birlikte aşalım istedim. Yani yani ben en azından kendimi bu tarafa atmak istedim. Ama şöyle bir şey var ki Altun'un da kendi işlerini devam ettirmesi gerekiyordu. Aynı zamanda benim de YouTube haricinde yaptığım başka işler var. Ve bu videoları çekerken hiçbir şekilde aynı saatlerde Altu ile evde olamıyoruz. Bu yüzden de Altu şu an videolarda olamıyor maalesef ki. Ama şu an ikimiz için de buraya vakit ayırmak biraz zor. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Burada sadece içerik üretmek değil. Ben içerik üretirken aynı zamanda da kafam dağıldığını hissediyorum. Burada bunları yaparken kendimi çok büyük bir boşluktan gerçekten böyle kafamı dağıtabileceğim bir yere sokuyormuşum gibi farklı bir odaya giriyormuşum gibi hissettiğim için bu işe bir süre daha devam etmek istedim. Ben bu aşamada birçok içerik üretip farklı farklı içeriklerle sizlerle beraber olmak istiyorum. Bunu birkaç hafta sonra yaptığım yeni konseptlerle daha net anlayacaksınız. Yeni kanal açmıştık bu arada Gaycolog diye. Oradan da video paylaşmaya devam edeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.